Merhaba gençler. Uzun süre oldu değil mi tekrardan? 2 ay oldu. Neyin üzerinden 2 ay oldu? Hatta 2,5 ay oldu. Kasım'dan beri 2,5 ay oldu. Hak edi. 2,5 ay olan olayı tabii ki arada gördüğünüz gibi. Konu bu. Küçük bir video hazırlamıştım. Hani çekmiştim. Buna gidip seramik falan kaplattırmıştık, bakım yapmıştık, ne oluyor ne bitiyor diye. Şimdi Afrika TV'nin alakalı giriş sonrasında gelişme süreci olarak bu 2,5 ayda neler oldu, fikirlerim neydi, değişti mi, aynı kalanlar oldu mu, sorunlar çıktı mı, nelerden memnunum, nelerden değilim gibi noktalarla ilgili bir bilgilendirici küçük bir video daha yapayım dedim. Sizlerle onu paylaşmak istedim. Şimdi en son halimiz, motorumuz da bu. Açısal olarak da hani sağını sonunu gösterecek olursam. Öncelikle tabii şu an çok aşırı belli olmasa da sağlı sollu şu an 2 tane sis farı geldi. Bir tane far koruma. Yeni gördüğümüz koruma demirleri mevcut olarak devam ediyor kendi süreçlerini. Şu an bunun üzerinde görmediğiniz, daha doğrusu yine önemli parçalardan bir tanesi tabii Remus egzoz geldi siyah. Bunları normalde daha geç taktıracaktım ama aman ne olursa olsun taktırayım deyip daha sonra taktırmış oldum. Şu an asıl görmediğiniz, daha doğrusu görseniz de çok fazla ilk başta farkını bilmiyorsanız anlaşılmayacak olan yay. Hem ön çatallardaki yaylar, yani iç yayları, hem de arka taraftaki şokun yayı, burada gördüğünüz değişti. Bunlar progresif yay denilen farklı bir şekilde sönümleme ve bu süspansiyon veya süspanse etme veya şokları absorbe etme özelliğine sahip özel yaylarla değişti. Bunlara adım adım geleceğim. Öncelikle umarım iyisinizdir, güzelsinizdir. Kabaca anlattıktan sonra hani başka bir değişen bir şey yok ama hani şundan ben bahsedeyim. Genel özetlemek istiyorum aslında. Ben şu an memnunum arkadaşlar. Yani kafamda oturmuş olan format aynen devam ediyor. 2 ay belki çok uzun bir süre değil. Toplamda motor şu an daha 1700 km oldu. Çünkü günlük olarak kullanmıyorum ben bu motoru. Hobi olarak aralarda sürüşler yapıyorum. Bir güvenli sürüş eğitimine gittim geldim Honda'nın. Sadece Afrika tünlere özel bir sürüş eğitimi yaptılar kapalı alanda. Güzeldi. Bazı artıları bazı eksileri, yani bana göre yetersiz olan kısımlar olsa da bazı çoğunlukla artıları olan bir eğitim oldu. Hatta çok komiktir. Ben bunun hani siftahını yaptım. İlk düşüşümü bu Honda fabrikasının eğitim alanına Şekerpınar'da girerken yaptım. Bundan 2 hafta önce buz vardı yolda. Çok soğuk bir gündü. 100 metre kala eğitim alanına düştüm. Sağ tarafa göstereceğim. Büyük bir şey olmadı çünkü 10 kilometreyle falan düştüm. Sadece gidonu sağ kırdığımda zaten yerde buldum kendimi. Bende hiçbir şey yok. Motorda bir iki çizik vardı. Onun dışında bir detay var, ondan bahsedeceğim. Ama o genel olarak bir Afrika TV'nin özelliği. Onun dışında bir sıkıntı olmadı. Hani bunun haricinde ne değişti derseniz asıl önemlilerden bir tanesi de lastikler. Arkadaşlar lastikler gitti. Yerlerine Pirelli'nin Scorpion Trail 2'leri geldi. Hem öne hem arkaya. Bununla alakalı olay şu. Açımı değiştireyim. Bu lastiklerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Şöyle de biraz sola geçeyim. Lastiklerden en büyük sıkıntılardan bir tanesi çok geç ısınmasıydı dunlopların. Dunloplar çok geç ısındığı için özellikle kısa mesafe kullanıcılardan biriyseniz, siz de benim gibi, çok fazla kayma ve bu şekilde kaza durumuna size sokabilecek olay yaşayabiliyordunuz. Ne oluyordu? En küçük frende bile, bu arada evet kusura bakmayın yerimden memnun kalamadım. En küçük frende bile alet arka tarafını kaydırıyordu ve bunu hissediyordunuz. Hani şey olmasına rağmen böyle bu. Aletin traction kontrolü, işte sürüş kontrolü bilmem nesi olmasına rağmen. Zaten buzda falan bir şey fark etmiyor. Orada bunu yaşatıyordu. Burada güvenli seçimler arasında Pirelli'nin Trail 2'si ve Anlas'ın ve Anlaşma, onu karıştırıyorum ben. Capra R, Capra RD modelleri vardı. Şimdi Afrika Twin grubu birazcık, ben onu hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim, ağzıma yapıştı. Premium tenereciler grubu. Yani böyle para bulmuş tenereci grubu, tenere 660'lı grubu. Her şeyin
ucuzunu yapmaktan özellikle haz alan ve bununla inanılmaz savunan insanlarla dolu bir grup çoğunlukla. Tersi olanlar da olsa da çok böyle bir KTM veya Triumph'çı gibi hadi ben süreyim, iyisi neyse onu alayım. Gerisi çok sorun değil ki onlarda da var böyle hani ucuza halledelim mi diye düşünenler. Çünkü Corlas'la uğraşıyor onlarda. Ducati falan olanlar özellikle ama şimdi bizimkine geri dönelim. Çok böyle hani ben bir şey ucuza hallettim, bunu mükemmel çözdüm. Bakın siz de bunu kullanın kafası olan insanlar var. Bu kötü bir şey olarak söylemiyorum, yanlış anlamayın ama mesela siz gidip Trail 2 lastik aldığınız zaman niye buna para verdin ki? Bunun yarısını biz Anlas taktırıyoruz. Aynı performansı veriyor. Bak kışın winter gripi çıktı. Bunun kışta karda da sürüyorsun. Bilmem ne oluyor. Şöyle böyle. Evet mantıklı. Ama bu adam senede 30 bin kilometre yapıyorsa mantıklı. Ben bu aletle senede belki 5 bin kilometre anca yapacağım. Hani onu bile görecek miyim? Emin değilim. 6 ayda bir mesela onu da gelelim. Bakıma getir dediler bana bunu. O konuya da değinmeyi unutmazsam iyi olur. Konuştuk ya, şu an bir planlama yapmadım çünkü konuşmamla alakalı. Bu yüzden de biraz komik bir şekilde atlayabilirim konuları. Ama Afrika TV'nde şöyle bir durum var. 6000 kilometrede bir getiriyorsunuz bakıma. Yurt dışında 12000 yazmasına rağmen biliyorsunuz Türkiye şartları. Türkiye şartları. Yani denden koyuyorum ama gözükmüyor tabii. Ya da 6 ayda bir getiriyorsunuz. Yani diyor ki ya 6000 kilometre yapacaksın ya 6 ayda bir bu aleti getireceksin diyor adam sana. Komik bir şey tabii o. 6 ayda bir motor getirip yağ değiştirmek. Ama durum öyleymiş. Bizim de yapacağımız çok fazla bir şey yok. Neyse, lastikler konusunda ben hani Pirelli'ye ne para verdim bu arada? Üzerindeki Dunlop'ları 500-600 liraya sattım. 600 değil pardon, 500 lira civarına sattım. Bunları 1200 liraya takılmasıyla birlikte parasını vermiş oldum. Yani ekstra 700 lira harcamış oldum. Burada kazandığım şey yumuşak lastik oldu. Hani özellikle yol için yapılmış bir lastik olsa da mesela Dunlop'un o Trailmaster mıydı? Neydi onlar da unutuyorum şimdi. Trailmax'tı galiba. Bunların Trail 2'si çok daha yumuşak ve hiçbir şekilde o yağmurlu havalarda o güvensizliği yaşatmıyor. Yani direkt taktırdığınız anda anlıyorsunuz. Mumunun bitmesine bile gerek yok. Çünkü biliyorsunuz hani bu lastikleri taktığınız zaman bir 100 kilometre çok fazla güvenmeyin. Hani agresif hareket yapmayın. Üzerindeki koruyucu tabakanın gitmesi lazım diyorlar. O süreçte bile beni bir sıkıntıya yaşattırmadı, sıkıntıya sokmadı bu alet. Lastikleri o yüzden değiştirdim. Gayet memnunum. Ama Anlas gibi fişiyle de risk almadım. Risk şu, ben 30 bin kilometre yapmıyorum. O yüzden senede benim hani iki çift neredeyse lastik değiştirmemi gerektirecek. Yani 15 bin kilometre kullanmayacağım için ben öyle bir risk alamam. Ben bu lastiği taktıktan sonra yaklaşık belki 2 sene boyunca kullanacağım. Yani 15 bin kilometreyi devireceğimi hiç sanmıyorum. İşe falan gidecek gelecek bile olsam hani başka bir şey kullanırım. Araba kullanırım bilmem ne. Bu tamamen hobi aleti olarak kalmaya devam edecek bu bakımdan. Onun haricinde hani şu an gördüğüm sıkıntılarından biraz bahsedebilirim. Ne var gibi sıkıntı olarak ne diyebilirsin? Mesela süspansiyon değiştirme konusu. Panik fren yaptığınızda bu motorda arkadaşlar, özellikle benim gibi bir adamsanız 100 kiloluk. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani altımda büyük gözüken motorum olsun istiyorum dedim ya. Bunun fotoğraflarını gördüm. Abi hiç büyük gözükmüyorum. Hala motordan ben büyüğüm. Hani benim büyük gözükmem için ya altımda Goldwing falan olması lazım ya da en kasalısından bir Adventure GS falan olması lazım. O belli oldu. Ama olayın kendisine gelelim. Arkadaşlar bu aletin süspansiyonları şu an daha tam ayarlaması yapılmadı. Hani bunların ince ayarları var. Kompresyon, rebound, dampening. Her birinin buralarda gördüğünüz vidalarından ayarları yapılıyor. İlk videoda da bahsetmiştim. Onları yapmamama rağmen eğitimde fark ettiğim bir durum oldu. Hocaların da uyarısıyla. Panik fren durumunda inanılmaz öne yığıldığını ve kollarımla motoru bu yüzden daha sert tutmam gerektiğini söylediler. Hani bu ağırlığımla çok baş edemediğinden dolayı motorun süspansiyonun. Bu yüzden de düşündüm. Hani ben bunları sertleştirsem de muhtemelen bir harcama yaparak bunları daha güvenli hale getirebilirim. Ve burada yaptığım şey progresif yay almak oldu. Progresif yayda da şöyle bir olay var. İlk kısımda yani yayı normalde şöyle aynı baskıyla sabit bir etki kullandığınızda küçüldüğünü, aynı etkide küçüldüğünü düşün. Progresif de ilerlemeli, kademeli. Yani ilk şoklarda çok sertleşiyor, arası boş. Gene en dibe doğru çok böyle zorlandığında, iyice kapandığında gene çok sertleşiyor. Bu ne yaratıyor size?
İlk bir defa ani küçük darbelerde sönümlemeyi daha sert yapıyor ve bu sayede daha güvenli bir sürüş elde ediyorsunuz. Çünkü çok fazla dalmıyor içeri, öne çıkmıyor. En dibe kapandığında da gene inanılmaz bir şekilde direnç göstererek öne yığılmasını engelliyor. Arkanın kalkmasını engelliyor. Sizin kontrolünüzü arttırıyor. Motorda fren yaptığınızda arka ve önün eşit kalmasını, ne öne ne arkaya fazla gitmemek durumunda kalmanızı istersiniz. Bunu sağlıyor progresif yay. Yani ilk fren kısmı daha sert. Son fren kısmı da çok daha sert veya son böyle sönümleme diyeyim size. Yani ilk baskı kısmı çok sert, ortası normal, en son baskı kısmı çok sert. Hani hep ilk noktadaki ekstremlikler ve dip noktadaki ekstrem durumlar, aşırı durumlar, bunların hepsinde size fayda sağlıyor. Bu yüzden bu iki yaya işçiliğiyle birlikte, çünkü arka takım falan komple sökülüyor. Bunlarla birlikte yaklaşık Touratech'te 1500 lira artı 300 lira, 1800 lira işçiliğiyle birlikte para vermiş oldum. Hobi olarak diyorum, bunları yapacaksınız diye demiyorum. Hava atmak için, bir şey yapmak için söylemiyorum. Bilginiz olsun, Türkiye'de bunu belki daha ucuza yapanlar var. Normal sertleştirmeyle de bunu kurtarabilirsiniz. Çünkü bunun en basitinden burada bir rebound ayarı var. Yani ön yükleme ayarı var. Ön yüklemesini arttırarak kilonuza göre getirtebiliyorsunuz motoru ama bu yeterli gelmiyor. Size şöyle söyleyeyim. Yani ilk sürüşte daha... Ya ben şöyle yattığımı hatırlıyorum mesela eğitimde. Hocalar demişti, sen hani kas motor senin çok fazla kilonu kaldırmıyor diyor. 105 kiloyum ama ekipmanlarla falan daha top case olmamasına rağmen hala şeyin içerisinde motorda çok yığılıyordu. Abi progresifle aynı frenlemeyi yaptım. Bayağı bildiğin şey hissediyorsun. İlk başta bir gidiyor. Ani fren yaptığın için o ilk baştaki progresif sönümlemeyi çok zaten hissetmiyorsun ama sonda bir duruyor alet. Hiçbir şekilde çökmüyor dibe. Artık gidemiyorsun ve tamamen hani eskiden böyle bir nasıl diyeyim 10 santim çöküyorsak şimdi sadece bir 5 santim çöküyorsun ve kontrol hissiyat inanılmaz. Çünkü öne yüklenmiyorsun, kolların kırılmıyor. Eskisinde bir kollarla öne gittiğimi hissediyordum. Hatta bir kere TEM'den, daha doğrusu Boğaz Köprüsü'nden TEM'e bağlanan çıkışta bir durum oldu. En soldan en sağa araba geldi. Ben de apaçı gibi sağ şeritten millet gidiyor diye 120-130 ile gidiyordum. Orada bir gömdüm mesafirini. Ön böyle yalpalandığını hatırlıyorum progresif yokken. Şu an hem sürüş hem viraj her şeyde inanılmaz etkiledi olayı. Hani koruma demiri ve çanta sonrasındaki, çanta hala zaruri değil. Gördüğünüz gibi almamış durumdayım. Onu da geleceğim nedenine. İnanılmaz süspansiyonun motorunuza kattığı değer. Yani açıklaması çok zor. Hissederek görmeniz lazım. Özellikle böyle viraj hissiyatı, virajdaki aletin size verdiği tepkiler... Ondan sonra ani durumlardaki tepkileri, kasis geçişleri, konfor anlamında çok şey. Progresif'in ilk kısmının sert olmasından dolayı, kademelinin ilk kısmının sert olmasından dolayı belki hani sürüşte normal şehirde sizi rahatsız etmeyecek küçük kasislerde, çıkıntılarda sürüş konforunuzdan ödün veriyor gibi düşünebilirsiniz ama öyle düşünüyordum ben, belki ödün vereceğim diye. Öyle bir şey olmadı. Hani o da bilginize. Öyle bir durum yaşanmadı. O yüzden kafamda rahat. Çok iyi bir yatırım oldu. Hani 50 bin liralık motor için 1800 liralık bir burada güvenlik yatırımı diyorum ben size. Ben kesinlikle araziye girmeyeceğim bu arada. Bu sadece yay değişimiydi. Burada arka şok ve ön taraf için komple kitler var. Bu kartuş olarak değişiyor mesela. Kartuş deniyor buna. Bunu sadece içindeki yayı değişti. Bunu komple set olarak, bunu söktüğünüzü ve boru olarak hani komple set gibi koyduğunuzu düşünün. 10 bin lira. Arka tarafa da ekstrem bir şekilde yay takarsanız gene 10 bin lira civarında bir fiyatla 20 bin liraya bunun süspansiyon yükseltmesini Türkiye'de yaptırabiliyorsunuz. Yurt dışında %10, %20 daha ucuza falan getirtebiliyorsunuz bu durumu. Ama çoğunlukla hani bu işin dibi yok. Özellikle araziye uygun hale getiriyorsanız onu yapabiliyorsunuz. Ama benim gibi yol için kullanacaksanız Touratech'in getirdiği, bunlar bu arada markası da Hyper Pro yaylar, çok yeterli. Arazi için kullanmayı düşünenlere şunu tavsiye ediyorum. Bu Hyper Pro'ların bir kısaltılmış, yani süspansiyondan alçaltmak mesela motoru en güvenlisidir. 20 mm, yani 2 cm alçak, aynı boy ve 2 cm yüksek modelleri var. Bu aynı boy olanı. Asfaltta kullanacağım için ben ekstrasına ihtiyaç duymadım ve çift ayak basmayı da seviyorum. Çok rahat ve bana gene şehirde güven veriyor. Yani kim ne derse desin şehirde, hani tek ayakla durursun, bazen çıkar. 1.65 boyundayım, yani tenerinin üzerine güdük göt gibi kalıyorum ama sürebilir miyim? Göt gibi kalarak sürersin ama durduğun zaman sorun oluyor asıl. Sürmekte sorun olmuyor. Durduğun zaman sorun oluyor. Şehirde kullanıyorsanız yüksek motorda çift ayak basabilme huzuru bambaşka bir şey. Onunla ilgili gene başka artısına da geleceğim. Ben bu videoda geleceğim de geleceğim.
Umarım hakikaten sorun olmuyordur. Biraz şeysizim ben çünkü doğaçlama bunları yapmayı daha çok seviyorum ama arada da aklımda unuttuklarım olunca sorun yaşıyorum. Şimdi süspansiyon dedik. Hyper Pro'nun demek istediğim şey şu: araziye çıkacaklar için 20 metre yükseltecek olan, sadece 20 milimetre yani 2 santim yükseltmekle kalmıyor. Progresyonu, o aşamaları daha da geniş bir yaya, geniş bir yelpazeye yaydığı için ekstrem durumlardaki veya acil durumlardaki sönümleme kabiliyetin daha da üst düzeye ve kontrolü daha da yükseğe çıkartıyor. Yani sadece yükselten yay aleti yükseltmekle kalmıyor. Süspansiyonun çalışmadaki hani en ekstrem durumdaki tepkisini de daha da yumuşatıyor diyebilirim size. Umarım anlatabildim. Sürekli diyorum salak gibi sanki şey yapacağım, affedersiniz. Ha, anlatabiliyorum. Dilime takıldı. Artık diyeceğim bir şey yok. Bu tamamen şey benim, gıcıklığım. Tipini çok beğendiğim için aldım. Turatay'ın far koruması. Normalde makalon dedikleri düz plexi gibi olanları da var. Onu sevmiyordum. Bunu aldım. Bunun en büyük sorunu şu: iyiliğinden başladıktan sonra, ya iyiliği de sadece tipi, onu söyleyeyim. Bir kere sökülebilir olması. Bunu herhangi biri şuraları gevşetip söküp gidebilir. Bu herhangi bir yerden arkasına vidalı falan değil. Burada kelepçeleri var kolay çıkartılabilsin diye. Bunlardan sökülebiliyor. İki, delikli olduğu için gecenin görüşünüzü hakikaten şey yapıyor. Bunlar sonuçta fiziksel metal barlar burada. Kareli oluyor. Ekose görüyorsunuz yani. Far aydınlatması öyle oluyor. Üçüncüsü temizlenmesi. Bunu her yıkamada sökmeniz lazım. Yoksa arkasında bu hat şeklinde tozlar kalıyor. Böyle sıkıntıları var ama ben tipi hoşuma gittiği için aldım ve memnunum da. İkinci mantıklı yatırım ise, ya mantıklı olarak söyleyebilecek yatırım ise, arkadaşlar, kendi görüşünüzü ve görülebilirliğinizi artıran, farkındalığınızı artıran sis farları. Genelde motorların çoğu koruma demirlerini sis farı takar ve özellikle koruma demiri çok geniş ve büyük değilse o bu sis farları hep yanlarda ve dışarılarda takılır. Yani çoğunlukla göreceğiniz şey şu barların üzerine sis farı takıldığıdır veya en fazla buraya takılabilir mesela Afrika TV'nde ya da başka aparatlarla ya da koruma demirinin tipine göre bağlı olarak iç kısmı nispeten yaklaştırılabilir. Bunun sorunu şu: herhangi bir şekilde motorunuz düşerse, devrilirse veya bir yerden sıkışık geçerse ilk çarpacak şey sis farları olacaktır. Ve belki en düşüğüne 1000 lira verdiğiniz o sis farı seti elinize alacağınız bir parça olacak. Korunma ekipmanının dışına ben bu yüzden bir şey takmak istemiyordum. Ve bunun tek çözümü, size şöyle söyleyeyim, Honda'nın orijinal kendi sis farları koruma demirine entegre olarak çok şık bir şekilde geliyor. Normalde her zaman bu farların üzerinden bir kablolama sisteminin arkaya doğru dolaştırılması veya üzerinden geçirilmesi gerekiyor. Ama Honda'nın kendi koruma demirinde üzerine entegre, yani delinerek takılıyor kendi koruma demirinde ve bu şekilde çok temiz bir görüntü oluyor. Ben aslında tiplerini gayet seviyordum ve alabilirdim orijinallerini. Tek almama nedenim, daha doğrusu başlıca almama nedenim burada olmaları. Burada bu şekilde olmaları ve düştüğünüz anda ilk kıracağınız şeyin sis farları olması. Ben bu konuda daha çok güvenliği, hani daha uzun vadeli kullanımı şey yapıyorum. İlla düşecek diyorum ki düştüm de. Motor kullanıyorsanız düşecek o motor. Bilginiz olsun. Benim bugüne kadar gördüğüm tek içe doğru takılan far çözümü bu arkadaşlar. Sis farlarını başka bir şekilde radyatörlerin üzerinden ve burada arka tarafta ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama kornanın üzerinden içe entegre eden bir sis farı teknolojisi veya daha doğrusu sistemi, tasarımı yoktu. Başlıca benim seçme nedenim o. Bir de korumalarını taktır. Bu korumalar ekstra. Normalde sadece arkasındaki yuvarlaklar var. İçten gelerek kablo burada çıkarak gidona geliyor. Gidona geldiği zaman burada normalde aparatı oluyor. Ancak benim gibi gıcık bir adamsanız bunu da yaptırmıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Opsiyonel listesinde olan buraya far açıp korumayı, sis farını açıp kapamayı koyuyorsunuz. Normalde şeyde de bunlardan birine geliyor. Gene Honda'nın orijinal sis farında. Nedeni şu: normalde burada isteyebilirsiniz. Ben bunu aynı zamanda elcik ısıtma da taktırdım. Şu elcik ısıtma aparatı arkadaşlar, Honda'nın. 5 kademeli. Bunu açtığınız zaman burada yanıp sönmeye başlıyor ve burada şuradaki rakam çıkıyor. Bu hangi kademede olduğunu gösteriyor. Çünkü orijinal Honda'nın bu
elcik ısıtması 5 kademeden 1'e kadar iniyor. Şimdi buradan buraya niye atladın Alp? Nedeni şu. Ben temiz gözükmesini istiyorum ve gidonda bir şey istemiyorum. Diğer aparatların çoğunda, bazı Çinlerde gördüm gerçi, onları çok güvenmediğim için hiç bulaşmadım zaten ama çoğunda buralara takılan, mesela Oxford'tur bunun piri, 300 liraya alırsınız, takarsınız, çatır çatır kullanırsınız. Burada gözükmesini istemediğim için hiçbir şekilde bulaşmadım ona ve bunun üzerinden hiçbir ekstra olsun istemedim. Sisin buradaki açma kapama tuşunu kullanmamın nedeni ve aynı şekilde orijinal elcik koruma, elcik ısıtmayı almamın nedeni de bu. Bu arada elcik ısıtmanın olayı da şudur. Kışın illa kışlık elcik şeylerle, eldivenlerle kullanın değil arkadaşlar bu. Eğer eliniz inanılmaz üşümüyorsa ince bir Gore-Tex eldiven ya da su geçirmez ve nefes alabilen bir eldiven alarak içinizin dıştan ısınmasını ve içten ısınmasını ama dıştaki etkilere karşı da dış kısmıyla idare edebilmesini sağlamak içindir. Özellikle kışlık eldiven kullanılsın diye değildir elcik ısıtma. Elcik ısıtma kışın ince eldiven kullanabilin diyedir. Genel mantıklarından bir tanesi bu. Benim hani özellikle bunu size işte kanıtı budur diye gösterebileceğim bir şey yok ama asıl mantığı bu şekilde. Ben yazlık eldivenle kullanmayı çok seviyorum. Kışın o eğitimde bile, 3 derecede bile yolda gitmişken yazlık eldiven kullandım. Tamam, üşüdüm mü? Biraz üşüdüm. Çünkü dışı çok fazla rüzgar alıyordu. Burada asıl kullanılması gereken ince, yağmur geçirmez ama yalıtımı olmayan, Gore-Tex tarzında işte su geçirmeyen ama nefes alabilen eldivenler. Neden? Arkadaşlar, bir kar eldiveniyle ayakkabı bağlayabiliyor musunuz? Ama incecik bir iç termal eldiven, ince eldiveniniz varsa rahatlıkla bağlayabildiğinizi görüyorsunuz değil mi? Aynı şey gaz tepkilerinde çok önemli. Bu kadar hassas aletlerde, şuradaki şu kolunuzun altında bu basit bir alet. Hani 100 beygir güç var değil mi burada? Yani şunu şöyle yapabildiğini hissetmen gerekiyor. Bunu hissetmenin de ilk kuralı düzgün bir eldiven, düzgün bir malzeme kullanmak. Ben bu yüzden ince eldiven kullanmayı çok seviyorum. Bu nedenle de elcik ısıtma aldım. Elcik ısıtmayı da orijinal almamın sebebi kendi orijinalinden hem ekrandan ayarlanabiliyor olması hem de burada temiz bir görüntüye sahip olması. Turatec aldım. Neden? İçerideki sis farlarını iç tarafta kalıyor. Bunları pert ederseniz emin olun motoru zaten pert ettiniz. Size bir şey olmadıysa iyi. Yani şu sis farlarının kırılması için motorun ağzısına avradığını öpmeniz gerekiyor. Bu arada açalım. Nasıl gözüktüğünü de hafifçe görmüş olun siz. Hani bu şekilde kaba bir şey var. İnanılmaz şu an tabii nereyi aydınlatıyor, ne yapıyor göremiyorsunuz. En büyüklerden ve en güçlü sis farlarından bir tanesi değil ama aküyü çok fazla zorlamıyor. Ve bu yüzden de hani sürekli neredeyse açık kullanabiliyorsunuz. Normalde zaman zaman kullanmanız lazım sis farlarını. Öyle her zaman kullanılacak bir şey değil. Ama Turatec'in bu iç taraftaki normal sistemiyle böyle bir sıkıntınız olmuyor. Aynı zamanda Turatec'te bunların birini sis, birini uzun yol farı da takabiliyorsunuz ama ben onu istemedim. O daha böyle iyice bir tur yapan, otobanda giden, gece sürüşü yapanlar filan için geçerli. Ben çifti de birazcık yakışıklı da görünsün istiyorum. Bu nedenle yaptım. Şimdi başka bir konu. Neye gelelim? Yükseltmelerle ilgili bir komiklik var. Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar, Honda'nın olayında, buradaki koruma olayında hep sönümleme olayı. Yani darbeleri emsin, kırılmasın ama eğilsin ama en azından esnesin olayı çok fazla var. Ben 2-3 tane kaldırıma çıktıktan sonra bir baktım düz yolda yamuk gidiyorum. Yani gidon düz gözükmüyor. Tekerler düz ama gidon yamuk. Neden oldu, ne oldu derken gittim servise sordum. Ya bunda bir yamukluk var dedim. Ne olmuş diye bir sürdüler, evet dediler. Sonra geldi, dedi ki arkadaş. En son kısmında gidonun, bakın bunlar plastik, daha doğrusu elastik birer conta. Ve bunlar üzerine sönümleme yapıyor. Ne zaman yükseltirseniz bu contalar üzerine binen etkiyi, özellikle ani böyle dönüşler, dönüş de demeyeyim de darbelerde küçük kaldırıma çıkma olsun, arazide bir herhangi bir darbe olsun, yamultabiliyorsunuz gidonu. Gidonu değil, oturduğu yere. Sadece conta kalın olduğu için üzerinde kayıyor. Normalde de yapma şansınız var ama bu şekilde yükseltme taktığınızda bu şans, bu risk daha da yükseliyor. Ve bir şey olduğu zaman hemen gidon kayıyor. Ve kayacaktır da, bu normal bir şey. Malzemenize bir şey olmuyor. Malzemenize bir şey olmasın diye zaten kayıyor durumundan bahsetti. Okey dedim, ne yapacağız? Bir yere dayayacaksınız, çok ani olmadan geri çekeceksiniz gidonu. Ki conta kayıp gene yerine otursun dedim. Böyle bir komikliği var onda da. Yani bu gidonu mesela yamuk gözükmek, götürmek çok kolay. Tek nedeni de yükseltme takma olarak geçiyor. Ben daha dik kullanmayı sevdiğim için yükseltme kullanmaya devam edeceğim.
Honda'da gene bir şeyden bahsetmiştim. Bu yükseltmeleri çok yüksek olanlarından kullanmamak gerekiyor. Çok yüksek olanlarından kullanırsanız bunun turu çok geniş. Ön turu. Yani şuraya kadar bu şekilde dayanabiliyor. Bence bu bir motor için, özellikle enduro bile olsa, gayet iyi bir dönüş çapı. Bunu yaptığınızda daha yüksek, 2 santimden daha yüksek yükseltme kullanırsanız bunun kasmaya başladığını hissediyorsunuz. Düşürmeyeyim de. Ön tarı teker tabii şeyde. Bir de tek elimde de bu var. Böyle bir sıkıntınız olmasın diye. Yani bilginiz olsun Afrika TV'nin kullanıcılarının dikkatine. Şimdi gelelim egzoz kısmına. En son düşmeye ve şeye geleceğim. Diğer sıkıntılara geleceğim. Öyle bitireceğim. Arkadaşlar, Remus'un Okami serisinin, gene Touratech'te satılan egzozu bu. Ben tipini, ama tipten de önemlisi sesini çok seviyordum. Şu anda DB Killer takılı değil, yani susturucusu takılı değil. Hatta komik bir şey oldu. Bu ilk geldiğinde normalde bakın civata vida yeri var, ama bizim alet buralara lehimlenmişti. Biz bu lehimleri kırdık. Sonra vida yeri yaptık. Şu an yukarıda benim susturucu. Çok fazla bizim gibi aletlere normalde motor şeydi, polis durdurup şey yapmıyor, ama gerekirse top gaze'imi aldıktan sonra onun içinde zaten saklıyor olacağım her zaman susturucuyu. Susturucuyla ilgili şöyle bir sıkıntı var. İnsan gibi kullanırsanız çok faydası var susturucusuz kullanmanın. Duyuluyorsunuz, farkındalığınız artıyor arkadaşlar. Diye bağırtın demiyorum. Ama ben korna yerine ara gaz vermeyi veya farkındalık için milletin yanına yaklaştığımda zaten o bas etkisinden, tokluk sesinden milletin rahat rahat beni duyabilmesini seviyorum. Bunu yapabildiğiniz kadar kullanın diyeceğim kendi güvenliğiniz için. Polis olursa da top gaze'inizde veya yanınızda, çantanızda olursa, ben sırt çantamda taşıyorum şu an sağa sola giderken şeyimi, susturucusunu. Yanımda ama şu yüzden falan diyerek belki kurtarabilirsiniz. O riske değdiğini düşünüyorum, bilginiz olsun. En kötü senaryosu ama ne? Hayır diyecek, kesinlikle olmaz. Susturucusunu da takmanı kabul etmiyorum. Orijinal egzozunu takacaksın kardeşim. Git götür, tekrar muayeneden geçsin. Öyle bir patlama riskiniz de var. Ama böyle bir alette aşırı apaçı olamayacağınız için genellikle o adamlara denk gelme şansınızın düşük olduğunu ben görüyorum. Neden susturucusuz? Çünkü düşük şeylerde, devirlerde hakikaten sesi orijinalinden bile daha kötü. Yani kötü değil miyim? Desibeli düşük. Bu arada bir haber çıktı. Gelecek seneden itibaren mi ne? Hepsinin desibeli iyice düşüyormuş Euro normları çerçevesinde. Artık aftermarket egzozların da, yani daha sonradan taktığınız egzozların da sesi artık çok yüksek olamayacak diyorlar. Bakalım, göreceğiz. Fiyat olarak geleyim. Bu şu anki kurdan 3000 lira ben aldığım zaman 2500 liraya aldım. Taktırma parası da ödemedim. Orijinal egzozun demiri, demiri diyorum, susturucu kısmı 4000 lira mı ne? Komple boğazlı sistem olarak alırsanız 10.000 lira. Honda'nın orijinal ekipmanını bir şekilde, mesela orijinal egzozu patlattınız, bir sorun oldu. Gidin Akrapovic'i alın. Buna Akrapovic 3500 lira. Termingone alın 2500 lira. Bunu alın 2500 lira, 3000 lira falan. Değişiyor. Bizim 2-3 tane beğendiğimiz egzoz sesi var. Remus, Aerof ve Termingone. Ben siyah konsepti devam ettirdiği için ve gene şuradaki orijinal egzozun kısmına nispeten düzgün uyduğu için bunu severek almış oldum. Onun haricinde başka bir ekstra olayı yok. Fren pedalı genişletmen aldım. Çünkü bu demir fazlası etkiliyordu. Birazcık da alçalttım. Normalde fren yukarıdaydı. Bunun faydasını görüyorum. Onun haricinde top gaze niye hala almadım? Görsellerini koyamayacağım. Bu videoyu tek parça koymak istiyorum. 30 dakikaya da yaklaşıyoruz. Çok konuştum. Karışık konuştum. Bakalım. Parçalara bölmek mi mantıklı olacak? Böyle devam etmek mi? Neyse, ben konuya gideyim. Globe Scout'un 47'liğinin büyük geldiğini düşünüyorum artık benim için. Çünkü bunlar rüzgar yedikçe, özellikle yüksek süratlerde 120'den falan sonra sallama yapmaya başlayabiliyorlar. Aerodinamiğini çünkü etkiliyorsunuz aletin. Buraya ne kadar küçük takarsanız o kadar iyi. Givi'nin Tracker modelleri var. 42 litrelik. Ya onu ya da Givi'nin Dolomiti 46'lık takmayı düşünüyorum. Ama 46'lık da gene büyük olacağı için muhtemelen Tracker 42'ye gideceğim. Ama Givi'nin buradaki plakası demir olsa da takılma noktaları plastik. Mesela Globe Scout takacak olursanız tamamen metal bir aksam üzerine oturduğu için düşerse veya bir sıkıntı olursa arka kutudan tutup bunu çekmenize sorun yok. Ama mesela Givi'de olursa belki onun kopçasını, oturduğu tırnaklarını falan kırma riskiniz olabilir. Çünkü Givi'de gene plastik bir aktarma kısmı var. Ne kadar metal çanta alıyor olsanız da. Tip olarak Givi'leri daha çok beğeniyorum. Globe Scout'ların üzerindeki bazı alüminyum kısımlar, gri şey parçalar, parlak renkli, gümüş renkli parçalar rahatsız ediyor. O yüzden hala karar veremedim. Şu an en yakın olduğum ama Givi Tracker 42 modeli.
Özellikle neden? İki olayı var. Şimdi çantalarda hacim yaratırken ya yükselteceksin, ya genişleteceksin, ya sağa sola doğru gene genişleyecek. Ya da yani enlemesini derinleştireceksin. Tracker'da görmediğim bir şey, 46'lıkta bile olmayan bir derinlik var. Yani çanta buraya doğru daha yakın. Bu ne demek? Bir defa sağa sola doğru daha geniş değil, ince. 42 litreyi daha derin bir şekilde sağlıyor. Yüksekliği de buna göre neredeyse aynı kalıyor 46'lıkla. 46'lıkların mesela 42'liye göre en büyük farkı daha aslında içe doğru kaykık olması, yani derinliğinin daha geride olması, ama yan genişlikleri çok daha büyük. Ve önden gelen rüzgarda bu yan genişliğin ben daha çok etkilediğini düşünüyorum. Mesela şu derinlik uzunluk olacak, yani şuraya doğru uzunluk çok fazla etkilemeyecektir. O yüzden 42 ya da Globe Scout'ın 40'lığı burada benim ön plana çıkan seçimlerimden biri olacak. Bu arada hazır gelmişken egzozdan bir bahsedelim. Hani nasıl geliyor sesi diye. Ne yazık ki yanında şey yok. Ötekinin de sesini başka sitelerden normal orijinal Afrika diye bulabilirsiniz. Ama ben de bu şekilde çıkacak. Çok da milletin kafasını tabii burada sikmemize gerek yok. O yüzden daha fazla bunu şey yapmayacağım, bağırttırmayacağım, ama çok tok ve inanılmaz bu şekilde bir sesi var. Hani yoğun, ben agresif buluyorum ve böyle çok canavarlaştırıyor. Çift silindir aletlerde zaten orijinal egzozu iyi olan bir şeyden bahsediyoruz. Bu daha da artık hani sizi oturtuyor sağa solda. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ha, ikinci başka bir nokta. Hala orijinal kısa tur camını kullanıyorum. Çünkü uzun kullandığınız zaman buffeting denilen, hani havanın dalgasını düzgün bir şekilde aktarmayan ve kaskınıza sallanmaya yol açan bir durumla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdilik idare ediyorum. Çok uzun yol olursa hala seçimini yapacağım. Ama Buffin diye bir marka var. Bunu asansörlü hale getiriyorsunuz. Orijinali alıp altına bir kit takıyorsunuz. Bu yükseltilip alçaltılabilir hale geliyor. Türkiye'de satış yok. Yurt dışına alıp model şey yapmanız lazım, takmanız lazım. Göreceğiz ne olacağını. Şimdi geldik düşüşe arkadaşlar. Şimdi düşüşte ne oldu? Ben bir yere doğru sağdan yaklaşıyordum düz bir şekilde giderken. Fabrikanın girişinde sağa doğru dönerken yerler buzmuş. Zaten gidonu şu kadar kırdım ve düştüm direkt, yani yerde. O 15 kilometreyle falan düşmüş oldum. Darbenin çoğunu koruma demiri emdi. Daha sonra LG'yi vurdum. LG kırılmadı. Sadece üst kısma doğru biraz eğildi. Şunun içerisinde tırnağı var. Ondan sonra tabii ki klasik yolcu pegi. Ve burada benim taktığım yeni, daha bir günlük falan, iki günlük olan şey sürtüldü. Fren pedalı genişletme sürtüldü. Egzoza veya arka tarafları herhangi bir şey olmadı. Çünkü ana vurduğunuzda darbeyi burası taşıyor. Peki, şimdi bununla ilgili ne söyleyebilirim? Arkadaşlar, Afrika TV'nin en büyük sıkıntısı koruma demirlerinin %90'ının kafa demirine bağlı olması. Kafa demirine bağlı olduğu için zaten şu an çok hafif bir yamukluk görebilirsiniz şu an. Bu kafa demirini yamultuyor her düştüğünüzde, her şekilde. Bundan bir kaçışınız yok. Koruma demiri içe doğru yaklaşıyor hafif. Burasını hafif biz açtık. Normalde bir parmak girmiyordu. İyice kasıktı. Birazcık çekerek, ki yapmayın siz. Biz o anda çekelim yapışmasın diye şey yaptık. Çekerek bunun buradan uzak durmasını sağlayabiliyorsunuz. Ama o zaman da bunun mukavemetini etkilemiş oluyorsunuz. Koruma demiri görevini yaptı. Şu boydan boya burası vurulmuştu. Şu an bakın hafif belli oluyor mu? Belki oluyordur. Şöyle yapacağım hatta. Hazır cılkı çıkmışken. Şöyle bakayım bir şey fark ediyor mu? Hiç fark etmiyormuş. Şey mi kullanayım dedin de. Işık mı kullanayım dedim. Onunla da etkili olmuyor. Burayı sürtmüş oldu, aldı. Ben ertesi gün tekrar Turata'ya götürdüm. Burayı güzel bir şekilde zımparalayıp üzerinden tekrar statik boyayla geçip hallettiler. Alt koruma demirim hiç değmedi bile. Alt koruma demiri daha çok şeyi göstermiş oldu. Düz yolda düştüğünüzde ana darbeyi bu oluyor. Bu arası engebeli bir arazi ise buradaki taşların, başka çıkıntıların girmesini engelliyor. Ha bu arada tabii şey göstermemiş. Bükülebilir pegin altı da tabii sürtmüş oldu. Ama 15-20 kilometreli düşmeme rağmen motor yaklaşık bir benden 4 metre, 5 metre uzaklaştı. Hani o kadar da gitti.
Sıkıntılar şunlar demiştim. Hani bu eğiliyor ve burada da hemen kafa demirini eğiyor. Kafa demiri Afrika tipin ucuz bu kadar pahalı aletlere göre. 600 lira ama çabuk yumuşak bir şekilde çabuk eğildiği için yumuşak olmasından dolayı çok fazla bir etkisini göremiyorsunuz. Hani şeyde hemen değiştireyim de şey olsun diye. Öyle takacak olursanız delirirsiniz yani. Ama ne yapıyor? Bakın buradaki oturan kısımları geriyor. Bunları şey yapıyor. Ha şimdi bazı arkadaşlar şasesi yamulmuş hale falan diyebilir ama en küçük dokunmada bunların hareket ettiğini söyleyebilirim Afrika TV'nde ve burada bir geçen elektrik aksam veya herhangi bir şekilde bunu etkileyecek şaseye bağlı bir kısım değil. Kafa çok oynak ve sadece kafanın içi, yani bu ön taraf bilirsiniz ön teker arka şaseden bağımsızdır. Bu da aynı şekilde ayrı bir şekilde sabitlenmiş durumda kafası da şaseye. Bu yüzden hani bunun yamulması şasenin bir yamuklu anlamına gelmiyor, aklınızda olsun. Milimetrik bir şekilde oynadığında size şunu söyleyeyim, burası yamuk değildi. Sadece sis farı takılırken sökülüp takıldıktan sonra bu oldu. Malzeme kalitesinde bazı konularda Honda'nın böyle bir sıkıntısı var. Gelelim diğer sıkıntılara. Hani son özete geliyorum. Arkadaşlar neyi beğeniyorum? Ondan sonra hemen bitireceğim şeyle, sorunlarla birlikte. 40 dakikaya geliyoruz çünkü. Çok uzun oldu. Çok gereksiz uzun oldu. Bir kere dar ve şehirde aralardan geçebiliyor. Gidon turu inanılmaz büyük olduğu için duran trafikte scooterların geçtiği yerlerden rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Bunu bir GS, bunu bir Versys, bunu bir şey yapamaz. Arazi tipli olmayan enduro alet yapamaz. Bunu ne yapar? Tenere 660 yapar. Belki 1090 falan yapar. Çünkü bunun inanılmaz şekilde arazi odaklı olup bu kadar gitmesi lazım. Bu da duran trafikte kıvraklığınızı, özellikle dar yapınızı aralardan geçmenizi sağlıyor. Bunu seviyorum. Oturuş pozisyonunu seviyorum. Sele ile alakalı değiştirecektim ama henüz daha Touratec sele geçecek kadar uzun kullanmadım. Desteği fena değil. Touratec sele tam bir taş. Konfor selenin dibi artık bundaki. Taş ne alaka konfor sele? Sert olması lazım ki uzun yolda sizi rahatlatsın. Kısa mesafede konfor sele daha rahatsız, onu söyleyeyim. Hani 20 dakika falan sonra anlamaya başlıyorsunuz konfor selenin olayını. Seleden memnunum. Güç tepkilerinden ve torkundan memnunum. Vites geçişlerinden, hızlanmasından. Rahatlıkla 180'e kadar çok güzel bir şekilde hızlanabiliyor alet. Bu ne sağlıyor? 180'le gitmekten bahsetmiyorum. Ara hız geçişlerinde gaz açtığınızda birisini geçme olayında rahat rahat gidiyorsunuz. Tabii ki bir Tiger 800'e göre vites seçiyor. Çünkü çift silindirli. 3 triple motor değil Tiger'lardaki gibi. Şanzıman zamanlamalarıyla da alakası var ama ilk 5 viteste 200'e kadar görebiliyorsunuz zaten alette. Ben başka videolarda da fark ettiğim o. Tepkileri gayet güzel. Bu motorun zaten en güzel kısmı belki bu motorunun kendi gücü. Yani bu aletin en güzel kısmı motoru ve motorunun size sunduğu atiklik ve hissiyat. Bunun haricinde neyini seviyoruz? Yüksek olması. Ben tipini zaten özellikle seviyorum. Alman nedenlerimin en büyüklerinden bir tanesi o. Tipini beğendiğim için aldım. Bunun dışında hani benim altımda nispeten küçük kalıyor. Ben rahat kullanıyorum. Hala çift ayak basabiliyorum. Virajlarda bu özellikle süspansiyon taktığım zaman güzel bir sürüş hissiyatı veriyor. Ve zorlayabiliyorsunuz motoru. Size güzel bir geri bildirimde bulunuyor. Ne yapıyorum, limitlerimde miyim, değil miyim konusunda. Sevmediğim özelliği traction kontrolünü her açtığınızda kapatmanız gerekmesi. Her açtığınızda mesela kapattım, açtım şu an traction kontrolü kapatıyorum bastığım zaman ama açıp kapatırsam traction kontrolü gene sıfırlanacak. Bir güvenlik olarak bunu koymuşlar. Ama ne oluyor? Küçük bir kasisten geçerseniz eğer en yüksek değilse traction kontrolü hemen gaz kesiyor. Afallatıyor traction kontrolü. Beklemiyorsunuz o anda gaz kesmesini çoğunlukla. Yani öyle kurtarıcı bir özelliği aslında çok hissettirmiyor sizde. Daha çok bir sıkıntı, böyle rahatsızlık böyle. Abi çok gaz açtın. Kapatıyorum bak valla. Abi çok gazlısın ya filan tarzında. Böyle bir, yanınızda gıcık edici, iğrenç bir insan olduğunu filan hissettiriyor yani. Başka bir şey değil. Diğer sıkıntılar paslanma. Zincirde bile paslanma var. Şöyle söyleyeyim, bu zincir hep 400 kilometrelerde filan bakıldı, bakımı yapıldı. Ama belirli noktalarında paslanmalar başladı. Şu an gördüğünüz gibi. Zincir temizleyicimi filan da değiştireceğim ama bu bakımı yapılan bir zincir olarak bu kadar hızlı paslanmaması gerekiyor. İkincisi, bu spoklardaki yani tellerdeki
sıkıntılar. Tellerde hemen korozyon başladı. Bu bilinen bir sorun zaten aletle alakalı. Normal pitting denilen, içine işlemeye başlayan küçük küçük paslanmalar var. Benim için sorun değil. Ama hani yeni alınmış bir motor için çok hızlı bir paslanma eğrisi görüyorsunuz. Mesela şuradaki aletin orta sehpanın bağlantı kısmında paslanma var. Böyle şeyleri takıyorsanız bilginiz olsun. Daha başı görülen sorunlar şöyle. Motor bloğundaki boyanın renginin atması, parça dökülebilmesi, gene zincirde bu şekilde renk değişikliği veya tellerdeki bu şekilde paslanma ve nokta nokta böyle artık korozyon etkilerini görmeniz. Parçaların kafa demirindeki gibi çok böyle hani tam oturuyor gibi gözükmemesi ve bu şekilde size huzur vermiyor olması belli durumlarda. Bu nedenle de bazı şeylerde sizi hani rahat hissettirmiyor olması. Onu da söyleyebilirim. Şimdi bir dakika. Evet. Bu buraya böyle mi oturuyordu? Evet. Mesela şu an fark ettim. Bu bayağı böyle havada gibi duruyor bunun üzerinde normalde. Ama bunlar sorun değil işte. Hani kafanızı takıyorsanız sorun. Ben sürüşünden memnunum. 100 kilometrede şehir içerisinde 6 litreye yakın yaktım biliyorum. Doğru düzgün hesaplamadım ne yazık ki. 6-6,5 litre arasında yakıyor. Şu an üzerine takmayı düşündüm. İki şey kaldı. Birisi çanta. Diğeri sele. Başka bir navigasyon veya onlarla alakalı bir şey takmayı düşünmüyorum. Çok böyle kaşınırsam ileride bunu yükseltebilirim. Lastiğimden memnunum. Arazide kullanmamaya devam edeceğim. Tamamen asfalt alet olarak kullanmaya devam edeceğim. Bakımlarını zamanında götüreceğiz. Bize ne diyorlarsa onda da onu yapacağız. Kitapçıkta 10 ve 30 yağ kullanın diyor. Adamlar 10 ve 40 kullanıyor mesela. Okey diyeceğiz. Öyle durumları var. Scott Oiler takmayacağım. Kendi bakım zincir bakımı yapmaya devam edeceğim. Ama özet olarak hala bence 50 bin lira civarında. Ne oldu fiyatı? İşte 57 bin, 58 bin lira geldi. DCT modeli de galiba 59.900 mi ne oldu? 58 bin normali oldu. 59.900, 60 bin lira DCT olan oldu. Otomatik vites olan oldu. Zaten bu aleti diyorum bakın size. Otomatik vites olduğu şekliyle çok fazla sattı ve bu satılmayı başardı. Bu sayede hani normalde olmayan bir alıcı kitlesi yaratıyor kendisine. Hollanda falan gibi yerlerde bunun fiyatı GS'le aynı neredeyse. Onu biliyorum mesela. Farklı mesela vergisel uygulamaları var. Yurt dışında bunu daha pahalıya alabiliyorsunuz. Burada kimse bu normalde BMW'den pahalı olsa kolay kolay almaz diye de düşünmüyor değilim. Durumumuzu artık bu kadar konuştuktan sonra başka unuttuğum bir şey kaldı mı? Bilmiyorum. Ben memnunum. Memnun olmayı da sürdürmeye devam etmek istiyorum. Bir ince süspansiyon ayarını yaptıracağım bir arkadaşımızdan. Sertan Bey var Rapide. Afrika Twin grubundan. O ince ayarlama yapmayı gayet iyi biliyor. Bir gideceğim ondan destek alacağım. Kiloma göre bir ayarlama yaptıracağız şu anki progresif yaylara da. Ondan sonra sürmeye devam edeceğiz. Belki, şu an aklıma geldi. Hala dizlerimin olduğu kısma bir koruma yaptırmadım. Şeffaf bir koruma taktırabilirim nokta nokta hani çıkıntılı tutsun diye. Ama hani şey olmadı. Daha tam karar vermedim. Şu anki yakışıklılığını bozmak istemiyorum ama çizmek de çok istemiyorum. Seramik uygulama bir yere kadar koruyor ama küçük çizikleri artık görebilmeye başladım dizimle tuttuğum noktalarda. Onun haricinde boyası ilk günkü parlaklığını her yıkanlığında çok güzel koruyor. Zaten en sevdiğim şeylerden biri bunu aletin bu güzel boyası. Bakayım yani onun dışında hani sürüşünden, gidişinden, olaylarından memnunum. Ama hani şu küçük şeyler, paslanmalar gibi olaylar sizi rahatsız ediyorsa hani ben pratikte olanları söylüyorum. Mesela DCT'de de poflayarak stop etme olaylarından falan bahsediyorlar soğuk havalarda. Ben onları yaşamadım ama hani bu şekilde şu an idare ediyor benimki. İdare ediyor demek tabii sıfır bir motor için komik. Ben memnunum demek istiyorum duruma. Bakalım gidişatımız böyle. Daha sonrasında artık gelişmeden sonra da bir sonuçlanma durumunu, son bütün aksesuarlarımı taktım dediğim durumda da tekrar görüşürüz. Ama ben asıl kafamı kaldırır ve iş yaparım dersem de motovlog olarak da görebiliriz. Bütün aparatları aldım. Hala takmadım ama neden takmadım bilmiyorum. Durum mu gençler? İzlediğiniz, dayandığınız için teşekkürler. Kafanızı şişirdiysem affola ama ben bunu gene izlenmek için değil, hani kafamdakileri dökmek için Afrika TV'yle ilgili ne düşünüyorum diye sizlerle paylaşmak istedim. En son durumumda da hani olay
10 üzerinden 8 puan veriyorum pampa. Bir iki tane benim canımı sıkan noktası olsa da çözülmeyecek hiçbir şey şu ana kadar olmadı. Onu da almış olmanın hala bir rahatlığı var kafamda. En azından servis ağı geniş. Muhatap olabileceğim kimseleri daha çok tanıyorum. Ve böyle bir daha rahatlığım vardı yani. O yüzden de iyiyiz. Pratikte Türk kullanıcısı için ne olabilir farklı? Hani benzin tüketiminin ben 6,5'lara 7'lere dayandığını görsem de insan gibi mesela yolda 90 sürerseniz 3 litreye kadar düşüyor tüketim. Öyle bir motor. Normal süspansiyon normal kullanıcı için gayet yeterli. Dunlop'lar kötü lastik değil. Geç ısınıyorlar. Uzun yol yapıyorsanız Dunlop'larla iş yapabilirsiniz ama ıslakta ve kısa mesafelerde büyük sıkıntı yaşatabiliyor. Kartel koruma almadım, benim için özellikle gerek yok. Alsaydım Turatekin zaten komple kaplayan bir kartel korumasını almayı düşünürdüm. Belki ileride çok bunlardan bayarsam ayağımı etkiliyor diye öteki taraftaki kartel korumaya geçebilirim. Ama göreceğiz. Şu ana kadar ciddi bir sorun yaşamadım frenleme konusunda, özellikle fren genişletmeyi taktıktan sonra. Bir de ağırlığı da artsın istemiyorum. Yani kartel koruma da ciddi bir ağırlık. Bunun kadar yani 1-2 kilo daha ekliyor bunun üzerine. Bir de kartel korumayı taktığınız zaman bunu sökseniz bile yani bu. Sökmezseniz zaten artı 4 kilo demek. Kendi kartel korumasının üzerine ciddi çünkü kalınlıkta bir şey ekliyor. Daha artçılı kullanmadım. O nasip olmadı çok fazla. O yüzden şeyi bilmiyorum hani artçıyla birlikte ne olacağını. Ama şehir içerisinde bu kadar büyük olup bu kadar kıvrak olabilen başka bir alet olabileceğini düşünmüyorum. Gidon turu inanılmaz. Çok aralarda ani dönüşler yapabiliyorsunuz. Yani düşük hızda demek istiyorum. Hatta duran trafikte demek istiyorum. Dar, hakikaten dar. Gidonu falan da o kadar şey değil. O yüzden yani her aradan geçiyor neredeyse doğru düzgün sokabildiğiniz. Yüksek, görülüyorsunuz ve korkuyor insanlar. Yani korkuyor derken en azından bir motordan ne kadar korkabilecekse o kadar korkuyor. Sizi bir scooterci ya da küçük racingciyle karıştırmıyorlar. Gerçekten hissediliyorsunuz, görülüyorsunuz. Özellikle sis farlarınızla, şeyinizle ve bu heybetinizle diyeyim. Özellikle egzoz sesinizle falan duyuluyorsunuz. Yan çanta takmayacağım. Yan çanta takmayı hiç sevmiyorum. Ben uzun yolda kullanmayacağım bu motoru. Buna Alp. Alet ne yapmak için kullanıldıysa hiçbir için almadın. Mal gibi gidip bunu aldın diyenleri de duyuyorum ama yapmayacağım abi. Ben bu aleti şehir içerisinde kısa mesafede ani işlerim, acil işlerim olduğunda araba kullanmadan rahat rahat tıngır mıngır halledeyim diye aldım. Tamam. Ben memnunum. Bilginiz olsun. Fiyat performans aleti olduğunu hala iddia ediyorum ben. Gayet iyi bir bu şekilde çözüm. Hani alacaklar varsa hala 2017'lerin sıfırlarına bence düşünsünler. Hani 51 bin lira civarına bunu hala ben bulabileceklerine inanıyorum. Ben buldum. Siz de bulursunuz. Yani bir farkımız yok. Güzel bir aracı olmadı yani. Tamam. Öyle. Tamam diyeyim artık. İkinci bitiriyorum'a geldim. 46 dakikaya geldik arkadaşlar. Sevgilerle, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.